Efendim bugün çarşamba, yılın son günü ve Memiş Hocam stüdyo konumuz. Hocam hoş geldiniz. Önce bir kapağımız var hocam, onu gireceğiz. Evet. Efendim önce konuya girmeden hocam şeyi sormak istiyorum. Şimdi yılbaşı, herkes az önce hindi haberi de verdik. Hindi yemek caiz mi hocam? Önce onu soralım. Normal günde yemenin hiçbir mahsuru yoktur. Yenebilir. Her zaman, bugün de yenebilir ama onu sadece ve sadece eğlence maksatlı, işte şarap soslarıyla, efendime söyleyeyim, işte alkol mezeleriyle tüketmek tabii ki caiz değildir. Kullanmamak lazım. Geçenlerde bir gazetede okudum. Bilmem kaç bin tane hindi bu yıl başında kesiliyormuş. Ne için bu kesiliyor bu hindiler? İşte yılbaşı eğlencesinde yenmesi için kesiliyor. Peki yılbaşı eğlencesinde ne var? İşte dansözüyle, şarabıyla, alkolüyle, bilmem nesiyle eğlence yapacaklar. Yeni yıla girecekler güya. Peki mübarek kurban ayı zamanında, kurban bayramında bizlere vacip olan, gücü kudreti yerinde olan, insanlara vacip olan kurban kestiğimizde salyalarını akıtırcasına söylenenler bu hindilerin katledilmesi nasıl seyirci kaldılar? Ben onu bir düşünüyorum. Yani hayvan hakları de savunucularını mı soruyorsunuz hocam? Artık bilemiyorum. Şimdi ibadet maksatıyla kurban kesiliyor ve o kurbanlara katliam diyen insanlar hindiler için ne denilecek? Şimdi o ibadet maksatıyla yapılıyor. Peki bu eğlence maksatıyla yapılan bir katliam o zaman bize göre. Peki buna ne diyecekler? Soruyorsunuz. Soruyorum ben. Biz de soruyoruz. Twitter'dan, soruyorum. Gelirse Facebook'tan. Şimdi hindinin hiçbir sakıncası yok. Yenebilir. Her zaman yenebilir. Ama bu gece takvim anlamında 2014'ü geride bırakıyoruz. Rabbim inşallah hepimize sağlıkla, sıhhatla, huzurla, saadetle, birlik ve beraberlikle, kutuplaşmadan, huzur içerisinde 2015 yılını bizlere yaşamayı nasip etsin. Biz bu temenniler içerisinde olalım. İşlerimiz, bereketimiz bol olsun. İnsanlar birbirini küstürmesin, birbirini hançerlemesin, birbirinin varlığından rahatsız olmasın. Biz bunu istiyoruz. İnsan olarak istememiz bu gayet doğal değil mi? Normal değil mi? Ama tabii ki 2015 yılında alkolden, uyuşturucudan, fitneden, fesatlıktan, ahlaksızlıklardan uzak kalarak bir 2015 yılını yaşayalım derim. İnşallah hocam. Temenni. Hocam şimdi konumuza gelelim. Evet. Yıllardır tartışılan bir konu aslında. Uzaylılar, UFO'lar. Var mıdır yok mudur hocam? Lokman kardeşim, Cenab-ı Allah 19 bin alem yaratmıştır. Bu 19 bin alemin içerisinde türlü türlü canlılar yaşamaktadır. Soyut olarak yaşayan varlıklar vardır. Fiziki olarak yaşayan varlıklar vardır. Efendime söyleyeyim, sürüngen olarak uzaylarda yaşayan varlıklar var. Değişik gezegenlerde yaşayan canlılar mutlaka vardır. Bunun suyu da vardır o gezegenlerin içerisinde. Değişik melekler aleminin bulunduğu gezegenler vardır. Cinler aleminin olduğu gezegenler vardır. Biz insanlar da cinler de bu 18 alemin içerisinde yaşayan birer varlıkız. Yalnız bu 18 bin alemin içerisinde yaşayan varlıklar olarak bu canlıların içerisinde sadece cinler ve insanlar Allah'a karşı mükelleftirler. Diğer varlıkların hiçbiri mükellef değildir. Yıllardır hepimiz ekranlarda, gazetelerde yok uzaylılar gördük, yok UFO'lar gördük, UFO'lar evimize çarptı, uzaylılar evimize geldi, şuraya indi, kafaları şu kadar büyük, gözleri böyle büyük, kulakları böyle gibi
bize, efendime söyleyeyim, tarifler yaptılar. Peki hocam. Hatta ve hatta Amerika'da bunun NASA tarafından bulunduğu da iddia edildi. Şimdi bakınız, biraz önce dedim ki ben size Lokman kardeşim, Allah'a karşı mükellef olan sadece cinler ve insanlardır. Kur'an der ki, ben insanları ve cinleri bana kulluk vazifesini yerine getirsinler diye yarattım buyurur. Eğer uzaylılar, UFO'lar olmuş olsa idi, Cenab-ı Allah o zaman derdi ki, ben cinleri, insanları, uzaylıları ve UFO'ları bana kulluk vazifesini yerine getirdim, getirsinler diye yarattım derdi. Böyle bir şey yok. Onlar da mükellef olurdu. Eğer anlatıldığı gibi uzaylılar insanlar gibi ise doğal olarak onlar da mükellef olurlar Allah'a karşı. Sorumluluk sahibi olurlar. UFO'lar aynı şekilde olurlar. Ama böyle bir şey Kur'an'da geçmiyor. Yok böyle bir şey. Ama yıllardır dediğim gibi bizi UFO'lar şöyle gözleri büyük, kafaları böyledir, uzaylılar şöyledir diye kandırdılar. Bu kadar. Hocam peki o vatandaşların gördükleri neler? Hani gökyüzünde gördükleri cisimler. Sonra bir Amerikalı bilim adamı çıktı geçen yine ölmeden önce fotoğraflar çıkardı. Ben o Amerika'nın gizli uzay üssünün çalışmalarının yapıldığı bölgede bu fotoğrafları gördüm. Uzaylı var diye bir de açıklaması var. Lokman kardeşim, ben Kuş Adası'nda bir tırı uzaylılar diye bir işte efendime söyleyeyim kütüphanesi veya bilmem nesi diye uzaylılar bilmem nesi diye bir tırın içine girdim. Bu tırda sadece ve sadece gazete arşivleri var. Bir de bir iki tane havada çekilmiş bir takım cisimler var. Başka hiçbir ispat yok. Hiçbir ispat yok. Ama diyorlar ki burası uzay müzesi. Güldüm. Ama gezdim, baktım ve güldüm. Şimdi eğer uzaylılar ve UFO'lar, bakınız tekrar söylüyorum, gerçekten olmuş olsaydı bunu zaten bize yıllardır bizi merak içerisinde bırakmazlardı ve bize anlatırlardı, gösterirlerdi. O gördüğümüz cisimlerin hepsi de ben inanıyorum ki teknoloji harikalarıdır. Veya eğer teknoloji harikaları değil ise cinler bu insanları kandırıyor. Cinler değişik suret ve şekle girerler. Değişik suret ve şekle giren cinler insanları kandırıyor. Çünkü insanlar kafasında resimlerle, çizimlerle, bir takım filmlerle, kafasında beyninin içerisinde bir uzaylı var etti. Bir uzaylı şekli oluşturdu. Dedim ya biraz önce, kafası büyük cıbırak, gözleri bilmem böyle büyükçe, kulakları uzunca. Cinler de insanların bu zaafından haberdar olduğundan dolayı insanlara bu şekilde gözükebilirler. Peki hocam, bazı insanlar işte kafa tasları falan görüyor. Diyorlar ki işte uzaylı böyle farklı, daha farklı kafa tasları görüyorlar. Kazı yapıyorlar. Değişik tabii ki, insanların kafa tasları hep aynı mı? Değil. Elbette ki değil. Aynı olmadığına göre o kafa taslarını, aa bakın işte diyorlar, daha bilmem kaç yılından kalma kafa taslarını, işte bu uzaylıların kafasıydı diyorlar. Ya kardeşim, madem ki bunları gerçekten uzaylı var, gerçekten uzaylıların varlığına inanıyorsunuz, bu milleti merak içerisinde dünyayı bırakmayın. Madem yakaladınız, tutun elinden bu milletin karşısına çıkarın. İşte bu, sizi yıllardır meşgul eden, sizi yıllardır kandıran işte bu. Uzaylılar bu deyin. Yok böyle bir şey. İnanmayın. Kandırıyorlar. Veya yani af buyur, bazı insanlarla cinler dalga geçiyor. Bu kadar net. Bu dalgadır. Peki sorayım hocam, peki o zaman cinler böyle uluslararası veya işte gezegenden gezegene gezip dolaşabiliyorlar mı? Biz gözümüzü açıp kapıncaya kadar cinler, onlar için zaman söz konusu değildir. Vakit söz konusu değildir. Onlar ikinci kat semaya kadar çıkıp gelebilirler. Gözümüzü açıp kapayıncaya kadar. Zaman onlar için önemli değildir. Dumansız, zehirli, ateşten yaratılmış varlıklardır. Enerjileri mükemmeldir.
Biz bir yere, diyelim ki en hızlı uçakla buradan Amerika'ya gitmek istesek 10 saat, 11 saat. Ama onlar için şey bir saniyelik meseledir. O zaman dolaşabiliyorlar. Evet. Siz uzaylıları daha çok cinler mi insanlarla... Eğer teknoloji harikası değilse, istihbaratların ürettiği birer teknolojik aletler değil ise o cihazlar, o gördüklerimiz, ben cinler tarafından insanların kandırıldığına inanıyorum. Bu kesindir. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi, eğer itikadi anlamda da ben bunu söylüyorum, bilimsel anlamda da bugüne kadar elle tutulur hiçbir şey bu millete sunulmadı. Bu insanlara sunulmadı. Evet uzaylı var denilmedi. Evet uzayda canlılar var. Evet uzayda çok çok büyük canlılar var. Kemirgenler de var, sürüngenler de var, değişik varlıklar da var. Cinlerin oluşturduğu, kabile kabile yaşadığı yerler de var. Melekler aleminin yaşadığı, bulunduğu, zikrettiği yerler var. Eğer orada insan varsa mükellef sayılır. Orada canlı varsa mükellef sayılır. Ama Kur'an'a göre mükellef olan sadece ve sadece cinler ve insanlardır. Biraz önce ifade ettiğim gibi Kur'an, ben cinleri ve insanları bana kulluk vazifesini yerine getirdim buyuruyor. Ama yok böyle bir şey. Peki hocam cinler o zaman niye insanları böyle görünüp korkutup ya da dediğiniz gibi kandırmaya çalışıyor? Yani neden? Kanmasın insanlar canım, kandırır. Onların da bir eğlencesi olur. Onların da bazı insanları kandırır, sapkınlığa sevk eder. Efendime söyleyeyim, dalgasını geçer. Biz insanlar yapmıyor muyuz? Birbirimize dalga geçmiyor muyuz? Birbirimizi kandırmıyor muyuz? Birbirimizle efendime söyleyeyim şakalaşmıyor muyuz? Onlar da biz insanlar gibi aile hayatı vardır. Onların da biz insanlar gibi şakalaşma gibi, meslek hayatı gibi türlü türlü benzer hayatı var. Neden olmasın? Peki hocam bir sorum daha olacak. Yani bu aralar sosyal medyada da çok gezdiği için soruyorum. İnsanlara namaz kılmayın, melekler sizi bir şekilde koruyor diye böyle farklı farklı paylaşımlar olur, var. Olur, korur. Onu diyen kimse hat etmiştir. Melekler kimine olur bilir misin Lokman kardeşim? Temiz insanla olur. İyi niyetli olan insanla olur. Temiz kalpli olan insanla olur. Art niyetli olan, zalim olan, şeytanın elinde oyuncak olmuş olan insanlar meleklerin korumasında olmaz. Evet, namaz Allah'ın emridir. Evet, namazı biz İnanan Müslümanlar 5 vakti kılmak mecburiyetindeyiz. Bununla mükellefiz. Hakkıyla İslam'ı, Kur'an'ı yaşamakla mükellefiz. Namaz kılan insan da hiçbir zaman hiçbir şekilde yanlış bir hayatın içerisinde olmaz. Ama samimi duygular içerisinde namaz kılandan bahsediyorum. Bir tarafı bir ardı secdede kalbi başka yerde olan insanlardan bahsetmiyorum. Ama lakin Allah dilediği kullarını da koruma maksatlı melekler ona tahsil edebilir. Melekler insanları korur. Bir takım şerlerden, musibetlerden, belalardan melekler o insanları korur. Ama Allah dilerse o melekleri o kulun yanından aldığı zaman o insanın etrafında musibetler, belalar hiçbir zaman da eksik olmaz. Ama ona layık olmak lazım. Meleklerin korumasına, teveccühüne layık olmak lazım. Nasıl? Biraz önce ifade ettiğim gibi, birincisi samimi olmak lazım. İşimizde, dostluğumuzda, ticaretimizde, ahlakımızda, karı koca ilişkimizde, evlatla olan sevgimizde, her şeyimizde, yaşantımızda, ibadetimizde, amelimizde samimi olursak, o melekler bizlerle beraber olur. Bizleri insi ve cinsi şeylerden korur. Efendim yok melekler bizlerle beraber namaz kılmayın, namaza gerek yok diyen kimse halt etmiştir. Namaz kulun vazifesidir, borcudur. Allah'a karşı olan bir borçtur. Manevi bir borçtur. Allah bizi yoktan var etti değil mi? Bir sıvıdan, bu sıvı kan oluyor, bir et oluyor, bilmem ne oluyor ve bir dünyaya geliyoruz bir şekilde. Yoktan var eden Allah bizi rızıklandırıyor mu? Bizi konuşma,
duygusu konuşabiliyor muyuz? Konuşabiliyoruz. Tat alabiliyor muyuz? Duyabiliyor muyuz? Görebiliyor muyuz? Bunun karşılığında bir teşekkür vardır. O da İslam'ın 5 şartıdır. O da İslam'ın 5 şartıdır. Hep ye 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 ye, otur aşağı göbeğini büyüt. Yok öyle bir şey arkadaş. Yok öyle bir şey. Sen oturduğun yerde maaş alabiliyor musun? Yok. Sen maaş almasan ekrana çıkabiliyor musun? Haber sunabilecek misin? Bugün sunarsın, yarın eyvallah dersin. Çünkü neden? Karşılığını alamıyorsun. Karşılıksız Cenab-ı Allah bize büyük nimetler verdi. Büyük rızıklar verdi. Biz bunun karşısında insaf ya, bir teşekkür edelim ya. Bu teşekkür de İslam'ın şartı. Bunlardan biri de namaz. Bunu yerine getirelim. Bakınız, bir yılbaşı. Bizim geçen hafta da söylediğim gibi kültürümüz de yok, inancımız da yok, hiçbir şeyimiz de yok. Eğlence baksın, eğlensin, ne yapalım? İnsanların özel hayatına ben müdahale edecek değilim. Bana ne? Kimsenin amel defterini ben de yazmıyorum. Ama orada duyduğumuz heyecanı azıcık ya azıcık bizi yoktan var eden Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmek için biraz heyecan içerisinde olalım ya. Azıcık bir miktarda orada o heyecanı yaşayalım. Haksız mıyım? Haklısınız hocam. Şimdi bir de şey diyorlar hocam, yani genelde ya işte bir sağ omuzda melek var, sol omuzda şeytan var, hangisi artık sol omuzda değil, sağ omuzda, sol omuzda Kerem-i Katib'in melekleri bizim günlük yaşadığımız her şeyi yazar ve not eder. Günahkarlıksak, günah işlemişsek o günahlar oraya yazar. Sevap işlemişsek, amellerimiz güzelse, temizse, iyi niyet içerisindeysek burada yazılır. Allah'ım inşallah amel defterlerimizi huzuru mahşerde ahirete intikal ettiğimizde sağ tarafımızdan vermeyi bizlere nasip eder. Lokman kardeşim, bu işler çok basit değil. Bakınız, ben geçen haftalarda da söyledim. Cenneti kazanmak çok çok kolay. Ama çok da zor. Kör alasızca şeytan fırsat vermiyor cenneti kazanmak için. Bize fırsat vermiyor. Ama biz silkelenip kendimize gelsek var ya, bir gülüş bile amel sayılıyor. İbadet sayılıyor. Bir insana şefkatli böyle tebessümle bakmak ibadet sayılıyor. Biz bunları kaybettik. Elin gavuru diye nitelendirdiğimiz Avrupa'daki insanlar sabah kalktığında, sokakta yürüdüğünde good morning diyor. Biz ne yazık ki son zamanlarda camiden çıktığımız zaman birbirimize tebessüm edip Allah kabul etsin diyemiyoruz. Bu kadar aciz olduk. Bu kadar değerlerden uzak olduk. Samimiyet. Samimiyet. Peki neden hocam? Yani niye böyle olduk? Maddeci olduk arkadaş. Çok fazla maddeci olduk. Çok fazla dünyalı olduk. Sevgi, aşk, iman, para, amel, bu oldu. Her şey bu oldu. Bunu ön planda tuttuk. İmanlı insan rızk endişesi yaşamaz. Ama ne yazık ki arkasında saf olduğumuz insanlar, arkasında saf tutarak namaz kıldığımız insanlar bile rızk endişesi yaşıyor. Bu üzücü değil mi? Bu üzücü değil mi? Üzücü. Çok fazla maddeci olduk. Çok fazla maddeci olduk. Arkadaş, Allah bize helalinden rızkımızı verdiği takdirde müsrif olmadan paylaşmasını bileceğiz. Hayır ve hasanat yapacağız. Fakir ve fukarayı, yoksulu kollayacağız. Öğrenim görevini yerine getirmek isteyen öğrencileri kollayacağız. Hastane köşelerinde mağdur olmuş olanları kollayacağız. Ama istismara da fırsat vermeyeceğiz. Bunları istismar edenlere de hiçbir şekilde prim vermemek lazım. Biz uzaylılardan nereden nereye gidiyoruz? Nereye? kaç dakikamız kaldı sevgili yönetmenim? Bitti. Hocam bugünlük de bizden bu kadar. Gerçekten konu konuyu açtı, nereye getirdik. Şimdi kısa bir reklam arası. Bir iki cümleyle tekrar söyleyeyim ki konuyu toparlayayım. Evet, 18 bin alem dedik. Öyle mi? 18 evet. Bin alemden bahsediyoruz. Bu 18 bin alemin içerisinde her türlü canlılar vardır. Her türlü canlılar vardır. Bu canlıların içerisinde mükellef olan tek cinler ve insanlardır. Tamam. Bu cinler ve insanların haricinde mükellef olan hiçbir varlık yoktur. Eğer olmuş olsa idi, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Muhammediye'de buyururdur ki, ben insanları, cinleri
uzaylıları ve UFO'ları bana kulluk vazifesini yerine getirirsinler diye yarattım buyururdu. Böyle bir şey geçmiyor. Teşekkürler hocam. Şimdi kısa bir reklam arası. Evet. Reklamdan sonra sizden gelen mesajlar ve haberlerle devam edeceğiz.